Deniz Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mert Sarıca. Intertek şirketinde BT Güvenlik ve BT Risk Yönetimi grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bugünkü videomuzda kariyerine 2005 yılında etik hacker olarak başlamış ve son 10 yılında 40'tan fazla üniversite etkinliğinde siber güvenlik uzmanlığını tanıtmış bir kişi olarak iyi bir siber güvenlik uzmanı olmak için ipuçlarından bahsediyor olacağım. Bu ipuçlarından faydalanmak için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve lütfen kanalımıza abone olun. Siber güvenlik uzmanı dediğimizde aklımıza ilk olarak genellikle etik hacker'lar gelmektedir. Ancak günümüzde siber güvenlik dediğimizde, siber güvenlik uzmanlığı dediğimizde bu iş artık ofansif ve defansif siber güvenlik uzmanlığı olarak ikiye ayrılmaktadır. Ofansif siber güvenlik uzmanı dediğimiz kişiler aslında etik hacker'lardır. Neden etik hacker diyoruz? Normal şartlarda baktığınızda hacker'ın hacker teriminin ortaya çıkışı 1955 yıllarına kadar gitmektedir. Ve hacker dediğimiz kişi de bilgi teknolojilerinde karşılaşmış olduğu bir engeli teknik bilgi birikimiyle aşabilen, akıllıca yöntemler kullanabilen bir kişi demektir. Ancak medyada gerçekleştirilen siber saldırılar sebebiyle hacker kelimesinin kötü niyetli olarak kullanılması sebebiyle ve halk dilinde artık hacker dediğimizde kötü kişiler olarak adlandırıldığı için günümüzde maalesef hacker'ın başına etikte koymamız gerekiyor. Etik hacker konusuna dönecek olursak da etik hacker dediğimiz kişiler kurumların bünyelerinde barındırdığı ve zafiyetleri tespit eden o zafiyetlerin kötü niyetli hackerlar tarafından istismar edilmesini engellemek amacıyla çeşitli testler, çeşitli kontroller yapan ve bu zafiyetlerin kurumlar tarafından müşterilerine sunulmasını engellemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapan, güvenlik testleri yapan profesyonellere diyoruz. Defansif güvenlik uzmanı dediğimiz zaman da siber saldırıları tespit eden, onları engelleyen onları müdahale eden bu saldırıların kurumlara zarar vermesini engelleyecek kişiler gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ofansif dediğimizde kırmızı takım, defansif dediğimizde de mavi takım dediğimiz siber güvenlik uzmanlarının bir araya geldiği bir dönemde, bir çağda yaşıyoruz. 40 yaşına kadar çeşitli güvenlik süreçlerinden geçmiş bir kişi olarak öncelikle söylemem gerekir ki bizim güvenlik profesyonelleri olarak içinde bulunduğumuz ve yaşatmamız gereken bir döngümüz var. Nedir bu döngü diyecek olursanız, oku, öğren ve pratik yap döngüsü. Siber güvenlik alanında çeşitli güvenlik araştırmaları yapıyor ve bunları da kendi blog sayfam olan mertsarıcı.com isimli web sitesinde yayınlamaya devam ediyorum. Yapmış olduğum güvenlik araştırmalarının sayısı 185'i geçtiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla ben bugün bulunduğum pozisyonda dahi güvenliğin oku, öğren ve pratik yap döngüsünü tamamlamaya devam ediyorum. Bu alana merak salan ve yeni başlayacak arkadaşlar için de bu döngüyü hayatlarının bir parçası, bir felsefesi haline getirmesi gerçekten çok önemli. İlk yapılması gereken şey ne diyecek olursanız bu oku döngüsünde İngilizce bilmek. Çünkü İngilizce bilmediğiniz takdirde siber güvenlik dünyasındaki yeni gelişmeleri takip etmeniz zor. Diğer türlü bir kişinin bu kaynakları okuyup daha sonrasında Türkçe'ye çevirmesi ve sizin de bunları takip etmeniz gerekeceği için bu sizin için bir zaman kaybedici bir süreç olacaktır. Dolayısıyla siz bilgiye menbasından ulaşmak istediğiniz için, isteyeceğiniz için de İngilizce'yi çok iyi bilmeniz ve okuduğunuzu anlayabilmeniz gerekiyor. Bu sizler için çok değerli bir unsur. Diğer bir konu ise işletim sistemleri. Günün sonunda siz ofansif veya defansif güvenlik uzmanı da olsanız yapacağınız iş bu sistemlerdeki, bu işletim sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerini bulmak veya güvenlik sıkılaştırmalarını yapmak. Dolayısıyla hacklenmesini engelleyeceğiniz bir sistemi çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor ki bunun savunmasını gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir unsurumuz ise güvenlik teknolojilerini yakından takip etmek. Bugün cebimizde kullandığımız cep telefonları bundan 15 yıl önce hayatımızda yoktu. Ama bugün baktığımızda her bir cep telefonu içerisinde bir uygulama var, bir mobil uygulama. Ve her bir mobil uygulama içerisinde kişisel verileriniz saklanıyor. Dolayısıyla bu kişisel verilerin güvenliği de önemli bir noktaya geldiği için bunların güvenli bir şekilde saklanması, güvenliğinin sağlanması için güvenlik teknolojilerini yakından takip etmeniz gerekiyor. Diğer bir nokta ise programlama dili. Günün sonunda siz ofansif veya defansif güvenlik uzmanı olsanız da çeşitli güvenlik araçlarından ve güvenlik teknolojilerinden faydalanıyor olacaksınız. Ama ve lakin siz bir Etik hacker'sanız ve hacker gereği de belli teknik engelleri aşmanız gerekiyorsa da günün sonunda kendi programınızı, kendi aracınızı yazmanız gerekecektir. Elinizdeki bu araçlar her zaman sizin beklentilerinizi, ihtiyaçlarınızı karşılayamayacaktır. Dolayısıyla sizlere tavsiyem mutlaka ve mutlaka bir programlama dili öğrenmeniz gerekecektir. Bir diğer hususu ise Linux işletim sistemi tarafındaki bilgi birikiminizi arttırmanız olacaktır. Neden diyecek olursanız bugün ofansif güvenlik uzmanı olmak istediğinizde Kali isimli Linux işletim sisteminden güvenlik testleri esasında faydalanacaksınız. İşin defansif tarafına geçtiğinizde ise yine bir lab ortamı ve siber saldırıları tespit etmek için kullanmanız gereken çeşitli araçlar olacaktır. Bu araçların çoğunluğu Linux işletim sisteminde çalıştığı için Linux işletim sistemini her iki uzmanın da bilmesinde büyük önem oluşacaktır. Bir diğer konu ise sosyal medyayı aktif bir şekilde takip etmek. Neden? Çünkü her sabah uyandığınızda güvenlik dünyası çok hızlı bir şekilde değişiyor ve yeni güvenlik zafiyetleri, yeni ataklar, yeni siber tehdit aktörleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bunların kullanmış olduğu teknikleri öğrenmek, defansif tarafta veya ofansif taraftaki çalışan siber güvenlik uzmanları için çok değerli. Burada elde ettikleri bilgileri kendi kurumlarında deneyerek, test ederek bu tür bir siber saldırıya veya bu tür bir siber tehdit aktörüyle karşılaşıldığında kurumun güvenlik seviyesinin nasıl ölçülebileceğini bu noktalarda tespit etme ve test etme şansına sahip olacaklardır. Özellikle ofansif siber güvenlik uzmanı olmak isteyen genç arkadaşlarımı bir noktada uyarmak istiyorum. Bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için lütfen izniniz olmayan sistemlerde güvenlik testi yapmayın. Aksi durumda bir bilişim suçu işler ve kendinizi çok zor durumda bulabilirsiniz. Başınızı derde sokmamak için HackerOne isimli platforma üye olabilirsiniz. Bu platform sayesinde bu platforma kayıt olmuş, üye olmuş, dünya devi teknoloji şirketlerinin sistemlerinde güvenlik zafiyetleri bularak bu zafiyetler sayesinde para kazanabilir, ve bir yandan da bu noktadaki teknik bilgi ve birikimlerinizi geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi geliştirmek için bu tür platformlara üye olmanız sizler için daha anlamlı, daha güvenli olacaktır. Özetleyecek olursak, iyi bir siber güvenlik uzmanı olmak için oku, öğren ve pratik yap döngüsünü yıllar boyunca özverili bir şekilde devam ettirmeniz sizin faydanıza ve yararınıza olacaktır. Umuyorum ki siber saldırılarla mücadele noktasında bu alana meraklı sizler gibi arkadaşları iş hayatına Katar ve siber saldırılarla, kötü niyetli hackerlarla mücadele anlamında çok daha güçlü bir noktaya geliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolardan haberdar olmak için Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.